Merhaba arkadaşlar, bu bölümde tekstürleri fırına veriyoruz. Ama öncelikle biraz daha ilginç bir sahne oluşturalım. E, delete diyeceğim, standart küpümüzü sildim, Shift A ile bir düzlem ekliyorum. Tekstürleri fırınlamak ne demek? Bake. Yani ışık kaynağının yüzeyleri olan etkisini bir tekstür oluşturarak üzerine yapıştırmak, işine baking, fırınlamak diyorlar bazı fiziksel simülasyonlarda da mesela bake etmek denir. Gerçek zamanla hesaplamak yerine önceden hesaplayıp sonradan sadece göstermek için gerekli verileri tutma işlemi oluyor bir noktada. Şimdi isterseniz ufak bir sahne modelleyelim. Tab'a bastım, edit moda geçtim. Hani hızlıca bir şeyler yapacağız. W'ye basalım, subdivide. Solda T ile açtığımız menüde de number of cuts'ı arttıralım. Tekrar w ve subdivide number of cuts'ı bir tane daha arttırdım. Cycles render'da da olalım. Şuradan şunu GPU yapayım da sonradan unutuyorum. Şimdi burada biz e, bir sahne oluşturmaya çalışıyoruz diyelim. Yüzey seçim moduna geleyim. C'ye basayım. Circle select tool'la. Birkaç yüzeyi seçtim. Enter'a bastım. E ile extrude diyorum mesela. S ile falan ve boyutuyla oynayabiliriz. A ile bütün seçimi kapatayım. C'ye basayım. Yine bazı yüzeyleri seçeyim. Enter lim e ile extrude dediğim s ile biraz küçülteyim. Düzgün bir şey olmayacak. O garip bir şeyler olacak. Garip bir sahne. Böyle bir şeyler yapalım bakalım. Hmm, hatta daha ilginç hale getirmek için durun daha ilginç hale de getirelim. Bake edeceğiz ama o kadar sıradan bir bake olmasın. Altla beraber buradan bazı yüzeyleri seçtim. Altla beraber şöyle yaptım. Altla beraber tam ortadaki iki yüzeyi birleştiren bir çizgiye basarsam loop kat olur. Etrafını seçer. Shift ve altla beraber basarsam da bu tarz yaptığım çevresel seçimleri üst üste ekler. Şimdi bu parçalara yeni bir materyal ekleyeceğim. Artıya bastım. Bu ilk materyalim. İlk materyalimi bütün yüzeylere uygular. O yüzden bir daha artıya basacağım. İkinci materyalim oluşsun diye new diyeceğim. Bu ikinci materyalimizin adı mesela kenar olsun. Çok yaratıcı bir isim. Assign diyeceğim ve bunları buraya atayacağım. Şimdilik e, viewport'ta da daha rahat anlayalım diye settings'e gelip viewport kalırı şöyle başka bir renk olarak değiştireceğim. İlk materyalimiz new diyelim. Buna da bir isim verelim. E, ilk materyalimizin adı da Tepe olsun. Burada da assign pardon, assign demeyeceğim. Zaten o assign edilmiş durumda. Tepenin rengini değiştireceğim sadece. Mesela bu da şöyle çok göze batmayan bir yeşil olsun en azından. Şöyle bir şey olsun mesela. Şimdi gördüğümüz gibi henüz sadece solid görünümdeyiz ama viewport shadingimizi değiştirdiğimiz için farklı renklerde görüyoruz objelerin üzerinde. İyi hoş. Niye yapıyoruz bunu? Şimdi şeye bakalım. Önce bir sub division surface buraya eklesek fena olmaz mı? Mesela smooth shading ile aslında fena da değil. Şurada arttırırız falan. Fena değil bence. Oluru var gibi geldi. Şöyle yapalım. iki katta olsun. Apply'da diyelim. Taba bastığında gördüğünüz gibi bütün yüzeyleri uyguladık. Gerçek birer yüzey oldular. Pinokyan'ın gerçek bir çocuk olmak istediği gibi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hatırlarsanız, Texture eklemek istediğimiz her şeyi UV Unwrap etmemiz gerekiyordu. Tava bastım, A'la bütün yüzeyleri seçtim, U'ya basıyorum, hatta durun, şu şeyi de açalım, tuşları görelim. A'la bütün yüzeyleri seçtim, U'ya bastım. Unwrap dersem, her bir kare bizim Texture haritamızda tek bir noktaya karşılık gelecek şekilde açar. Smart UV Project genelde iyi işe yarıyor, iyi çalışıyor. Bir deneyelim ama OK dedik. Object modu geri dönüp şuradan ben bir parça daha alacağım. Yan ekranımızda UV Image Editor'ı açalım. Taba bastığımızda gördüğünüz gibi bir şekilde açmış. Fena da değil gibi duruyor. Mesela zemini böyle tek parça halinde yapmış. O hoş duruyor. Şurası zemin tek parça halinde. Kenarlar ayrı ayrı duruyor. Bence gayet hoş bir şekilde açılmış. Sıkıntısız. UV Image editörümüz kenarda dursun. Birazdan işimize yarayacak ama. Biz şöyle bir şey yapalım. Işık ee, kaynağını silelim hadi. Ee, bir dakika. Yalnız ışık kaynağı tekrar eklememiz gerekebilir. Bir tereddüt ettim bir konuda ama. Ee, diyelim ki buraya bir de su gibi bir şey ekleyeceğiz. Ekleyelim mi? Aslında en başta şunu biraz hacim kastaydık daha güzeldi belki. Su gibi bir şey. Su gibi bir şeyi boş verelim. Tamam. Hani texture baking dedik ya. Uza, gereksiz uzatmayalım en azından. Şimdi e, parçamızı seçtim. Buna uygun tekstürler bulalım. Tamam. Grass. Hatta poligona bakarsak orada güzel vardır belki hala. Kontürümüz var idiyse. Gerçi ha tekstür şey ücretsiz tekstürler de vardı orada. Onlardan belki bulabiliriz. Buranın güz güzel yanı tekstürlerin işe yarar e, şeyleri de var. Neleri var? Eklentileri var. Normal map'i Uygun normal map hatta ve uygun e, gloss değerleriyle vesaire birlikte geliyor. Mesela şurada çim varmış. Şu çimi alalım. E, kenarlar içinde. Şunu alalım bak güzelmiş bu ikisi. Dedik gelmesini bekliyoruz. Bu sayfalar geri koysun. Biz bu sırada materyal ayarlarımıza geçelim. Şimdi materyalleri ekledik zaten. Tepe kısmı için yapalım. Tepe dediğimiz çim olacak aslında. Surface, hani yüzeylerimiz Principled. BSDF kullanıyorduk artık. Onu seçtik. Bir yandan da Node Editor'ı açalım. Burada da e, Principled shader'ımızın eklendiğini görelim. Her yerde de gözükmesin. Şöyle şunları kapayalım en azından. Shader'ımız eklendi. Neye ihtiyacımız var? Texture. E, base Color yerine Image Texture kullanacağız. Buradan otomatik olarak bir tane Texture eklendi. Texture'ımız hazır değil. Hazır olsun. Şuradan alalım. 6K'yı alalım bakalım. Buradan da 6K'yı alalım. Onlar geri koyarken biz düzeneyimizi hazırlayıp koyalım. Şimdi image texture bir tane base color'a bağlı olacak. Bir tanesi biliyoruz ki roughness'a bağlanacak. Şimdi roughness için elimizdeki texture'e doğrudan roughness geliyor mu ona bakacağız. Bakıyorum roughness yok gloss var. Diğerine bakıyorum. Diğerinde de roughness yok gloss var ne demek oluyordu? Bir önceki bölümden hatırlarsak, gerçi bir önceki mini Blender'da bunları düzgünce açıklamıştık ama oradan hatırlayacak olursak ne demekti? Gloss'un tersi roughness'tı. Image texture. Demek ki ben buraya shift A ile bir adet kalır e, color invert nodu ekleyeceğim ki. Şimdi burada benim roughness'ım değil de gloss shader'ım olacak. Gloss shader'ın tersini alıp roughness için kullanabiliyorduk. Ve hatırlarsak Temel rengimiz, base color'ımız, albedomuz olmayan bütün tekstürlerde color değil de non-color data'yı seçecektik. Shift D ile bu nodu da çoğalttım. Yine non-color data'sı da yanında geldi. Bir tane de normal map'imiz olacak ama normal map'i bağlamak için normal map'e ihtiyacımız var. Şimdi Shift A ile vektör vektörden normal map'i ekliyorduk ki vektör halinde gitsin. Vektör gerekiyor çünkü normal map'ler için. Yan taraftan da aynı şeyleri yapabilirdik ama normal'ı seçince bazen tekstürü buradan seçince color'dan bağlamak yerine alfa'dan bağlıyordu ve bizim tekstürlerimizin alpha'sı olmadığı için sorun oluşuyordu. Bizim tekstürlerin hepsi color'dan gönderiyor ama bunu non-color data olarak gönderiyor olacak. Şimdi burada kurulumumuz hazır aslında. Tekstürlerimizle bakalım. Böyle alalım. Ground clay ile ground forest arka arkaya duruyorlar. Şöyle aldım bunlar nereye? Blender texture'dan poligona buraya alalım. 7 zipimiz yüklendi sonunda. Ne istiyorum? Herkes kendi klasörüne çıksın istiyorum. Bunlardan kurtulalım. Şimdi e, gelelim ground. an kaydı başlatmadım sanırım. Tamam. Ground şeyle başlayalım. Çim. Poligonun içerisinde ground forest orman zemini. Orman zemininin Jol Color'ını seçtim. Jol Color içinde. Bakarsak materyal modunda bir şeyler eklendi. Tamam bir şeyler oluyor. Ee, Tabi bu mapleri henüz üzerine eklemediğimiz için biraz sıkıntılı. Onu düzelteceğiz. Ee, gelelim diğer şeydirimiz, şeyimize, neyimize, texture'ımıza. Şurada Forest'ın içerisinde Gloss. Gloss'un tersi olarak da Roughness verecekti bize. Gelelim burada da normal mapler için Ground Forest'ın içerisinde normal map'imiz var. Açtığımız zaman tekstürlerimiz eklenmiş durumda. Şimdi buradaki kurulumumuzdan hoşnutum ben aslında. Diğerinde de aynı düzeneyi kuracağız. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Bunları, ah dur. Bunları hatta A ile hepsini seçsek de olur veya A'yı bıraktım. B ile Box Select'e gelip şöyle bir grup olarak seçebilirim. Ctrl C ile de bunları kopyalayacağım. Gelelim diğer materyalimize sağda. Bizim nesnemiz seçiliydi. Materyal ayarlarından kenarı seçtim bu sefer. Shift, ah shift D dedim yanlış dedim. Control V. Bir dakika pardon. Tepeye geldim. Control C. İşe yarıyor muydu? Control C yarıyor tamam. Demin shift D yanlışlıkla bastığım için hani clipboard'u kullandı. O yüzden öyle bir sıkıntı oldu ama tepenin materyal ayarlarını Topladım buraya getirdim. Hala seçili G ile bunları taşıyabilirim. Diffuse materyal ekli. Diffuse materyalini sildim. Şuradan Principled BSDF'den Surface için az önceki ayarlarımızı bağladık. Az önceki ayarlarda tam olarak kullanmayacağız ama ne gerekiyor bize? Tekstürleri değiştirmek gerekiyor. Geldim burada. E, yandaki dosya değiştirme tuşuna bastım. Ground Forest değil de Ground Clay ekleyeceğim. Öncelikle rengimi ekledim. Rengi değişti şuradan görüyoruz. Sonra gittim, e, Ground Clay için Gloss'u ekledim. Sonra gittim, Ground Clay için Normal map'imizi ekledik. Şimdi istediğimiz parçaları ekledik. E, dı dıt, tamam. Sol tarafta, Rendered görünümde görecek hale geldik yani. Rendered görünümde görüyoruz, bir de ışık kaynağı olsun. Neden olmasın değil mi? Shift A dedim, bir Plane ekledim. Biraz büyütelim, hafif yukarı taşıyalım hafif çevirelim. İstediğim gibi çevireyim hatta şöyle RZ diyelim. Şöyle çevirdim. Hadi hatta biraz daha büyük olsun. Buna bir materyal ekleyeceğim. Materyalimiz emission. Işık ışık yayılımı, ışık salımı yapacak. 5 gibi bir şey olsun mesela. Tamam. Şimdi daha önceden farklı yoldan yaptığımız bir şey yapacağız. Normalde hatırlarsanız e, ...texture'ımızı... Mesela şu an buradaki çim tekstürü biraz büyük değil mi? Çim tekstürünü küçültmek istiyorum veya hani e, şunu yapmak istiyorum aslında. UV Image Editöre gelip mesela tab'a bastığımda hani her yer belli bir noktaya karşılık geliyordu biliyorduk ya. Burada bunu büyütüp bir işlem yaparsak burada hani tekstürler daha küçük gözükmeye başlıyordu hatırlarsanız. Bunu daha farklı bir yoldan yapacağım. Ve olması gereken yol olacak bu. Eğer tekstürü bake edeceksek bu yolu kullanmamız gerekiyor. Çünkü aksi takdirde tekstürleri bake ederken çok da anlamlı bir şekilde bake etmemiş olacağız. Şimdi yani yapmaya çalıştığım şey şu. Hani kocaman taşlar gözüküyor ya. Burası dağlık bir sahne. Aslında bu tekstür şuradaki bütün koca alanı kaplayan tekstür şuraya falan gelmeli ve arka arkaya tekrar etmeli. Ama bir dakika. Buradaki tekstür acaba tekrara uygun mu? O da var. Hani buradaki tekstür tekrara uygun değilse. Ha seamless bunda yazıyor. Bunu da yazmıyor. Bu tekrara uygun olmayabilir. Bir göreceğiz o zaman. Tamam. Şimdi node editöre gelelim o zaman. Dene deneyeceğiz bakalım. Yani tekrarı tekrara uygun değilse hani kurtarıyorsa kalsın. Kurtarmıyorsa başka tekstür deneyelim. Tepe tekstürümüze geldik. Şimdi bunların boyutlarını değiştirmek istiyorum. Her bir image texture'e bir tane vektör geliyor fark ettiyseniz. Shift A ile bu vektörü biz kendimiz gönderebiliyoruz. Vektör mapping dersek eğer vektörü gönderirken değiştirebileceğimiz bütün ayarlardan oluşan bir parça gelecek elimize. Biz scale ile yani boyutla ilgileniyoruz. Ve buradaki vektörün çıktısını bütün image texture'larımıza bağlamamız gerekiyor. Aynı görsele ait olan image texture'ların hepsine bağladık. Ne oldu? Hepsi kayboldu. Bunun sebebi bu sadece bir mapping, hani dönüştürme parçası. Neyi neye dönüştürecek? Hani bir vektör gelecek ki buna o vektörü dönüştürüp bütün image texture'larımıza aktarsın. Onu da shift a ile input'tan bir girdi UV map. Bizim her bir parçamızı UV unwrap etmiştik. Onun bilgisine göre texture'dan parçalar alıp üzerine yerleştiriyorduk. Buradan dedik ki bu bir vektör. Yani her bir e, yüzeyin hangi tekstil parçasına karşılık geldiğini içeren bilgi UV e, ettiğimiz parçada. UV map'in içerisinde. Bunu alıyoruz. Bir tane dönüşüm noduna koyduk. Normalde bunu aradan çekip doğrudan UV map'i hepsine bağlasaydık. Ki hani burada bir şey bağlı olmadığı için UV map'i kullanmaya çalışıyor eğer varsa. Bu durumda hiçbir şey değişmeyecekti. Mapping ...nodumuzda şu an hiçbir değişim yapmıyor. Biz bir değişiklik yapmak istiyoruz. Mesela Scale ile oynamak istiyoruz. Scale'ı burada arttırdığımızda... ...tabii hani ikisini de eşit miktarda arttırıp azaltmamız lazım. Mesela 4 gibi bir değer girdik. Texture'ımız küçülmeye başladı. Hatta buraya... ...belki 5 gibi bir şey girsek... ...daha böyle beklediğimiz gibi olabilir. Ha, öbür yana da çekebiliriz. Nokta 3, nokta 3 yaparsak mesela bu sefer... Daha sanki büyük bir alan kaplamaya başlayacağız. Sanki değil de daha büyük bir alan kaplamaya başlayacağız. İkisi de eşit olursa düzgün bir şekilde büyütüp küçültüyor. Tekstürü z koordinatına işe yarıyor. Üç boyutlu tekstürler de var. Biz kullanmıyoruz onları şu an. Ee, ama öyle bir tekstür olsaydı z koordinatı da işi değiştiriyor olabilirdi. Üç boyutlu tekstürler mesela hani şöyle düşünün. Bir tane taş blok, mermer blok. Mermer bloğu içe doğru kazıdıkça Z koordinatına da bağlı olarak texture'ın özellikleri değişiyorsa eğer o zaman Z koordinatı da dahil olacaktır. Şu iki noddan memnunum bunları ben yine kopyalayacağım materyal olarak kenar materyaline geldik Ctrl V dedim kopyalayamadım mı bir dakika tepe Ctrl C Ctrl V kopyalayamadım mı Ctrl C şu an kopyalamayı başardım tamam kenara geldik. Ctrl V dedik. Buraya yapıştırdık. Şimdi UV map geliyor ama hangi mu, u, hangi movie, hangi UV map olduğunu materyale göre kendisi belirliyor zaten. Yani bu vektörü ben doğrudan her birine bağlayacak olursam buradaki görüntülere karşılık gelen zaten objenin UV map'i aslında. Objenin tek bir UV map'i var. İkisi de aynı şeyi kullanıyor. Farklı materyaller aynı UV map'i kullanarak buradaki şeyleri oluşturuyor şöyle düzgün bağlamaya çalıştık buradaki boyut iyi mi burada 5 de olabilir sanki 5 yapalım ve ekranımızda tekrar bunu bir render olarak görelim gördüğünüz gibi tamam yüzeyimizi oluşturduk şimdi işi biraz daha ilginç hale getirmek adına buraya bir tane de küre ekleyelim şuraya bir yere, shift a diyelim UV sphere ekledik. G ile şöyle alalım. Bunun shading'ini smooth yapalım. Bunu da shading'ini smooth yapmıştık değil mi? Yapmışız herhalde. Yapmışız. Ya da yapmadıysak yapmış olduk. Şöyle alalım. Bir tane de küremiz var sahnemizde. Şöyle bir yere koymuş olalım. Tamam. Güzel. Buna da bir tane e, materyal ekleyelim. Açtık. Hatta şöyle yapalım. Bütün bu setup'ımız çok güzel. Ctrl-C ile aldım ben bunu. Birkaç defa Ctrl-C'ye basıyorum iyice kopyalasın. Küremize geldim. Tab'a bastım, U diyeceğim. Smart UV mi? Sphere Projection diyelim. Zaten bu küre olduğu için küreye uygun şekilde açsın. Yanda materyalimiz ekledim. Şimdi şuradaki diffuse'u sileceğim. Şuradaki materyal output'u sileceğim. Buradakini aslında demin de olmuştu da neyse buradakini buna bağladık. Bu da böyle büyükçe bir şey olsun. Scale'ı yeniden 1'e indirelim. Hatta scale'ı burada nokta 5 gibi bir değere getirelim. Şimdi render görünümünde baktığımız zaman bakıyoruz ki gelirse tamam. Bu da böyle bir öbek bir bir şey. Ee, hadi değişiklik yapalım. Bunu rengini değiştirelim. Node editörde uğraşıyoruz ya. Bir de rengini değiştirmekle uğraşalım. Şimdi bu yeni materyalimizin adı da yani şimdi materyalle çok uğraşmıyoruz ama farklı bir atta verebiliriz topak. Topak materyalimizin özelliğiyle uğraşıyoruz. Topak materyalinin rengini değiştirmek istiyoruz. Şimdi rengini değiştirmek istiyorsak demek ki biz base color ile ilgili bir iş yapıyoruz. Shift A ile bir tane color, hue saturation nodu ekleyip image ıı, asır rengi içeren imajdan base color'a bağlı olan noda giden kısma hue, hue hue saturation nodu eklersem ve burada hue değeriyle oynarsam materyalin rengini değiştirebilirim. Saturation ile ışık miktarını arttırıp azaltabilirim. Value da de koyulaştırıp açıklaştırabiliriz bunu. Mesela bu da böyle bir şeymiş. Olsun tamam güzel. Şimdi bake işlemine gelelim. Şimdi rendered görünümde biz baktığımız zaman an be an render, render, render ediyoruz. Işık kaynağı biraz daha mı güçlü olsun? Hafif sarımsı olsun mu? Hadi olsun. Bir de kaydedelim ne olur ne olmaz. Ee, bake video. Video bake. Video olanlar, videoda yapılanlar. Ve hani biraz daha ilginç bir açı olmaya çalışsın mı ışık kaynağı yoksa iyi mi? Şöyle güzeldir bence. Tamam. Şimdi bake dedik. Bake etmemiz için boş texture'a ihtiyacımız var. Boş bir resim dosyasına ihtiyacımız var ki ne yapacak? Blender ışık kaynağıyla var olan tekstürlerle bazı hesaplamalar yapacak. Bulduğu verileri o yüzeye ait olan karşılık gelecek tekstürlerin noktasına yazacak. Ama nereye yazacağını biz söylememiz lazım. Biz de yeni bir görselin içine yazmasını isteyeceğiz ondan. Yeni bir görselin içine yazabilmesi için de yeni bir görsele ihtiyacımız var. Blender'ın içerisinde Yeni bir görsel oluşturmanın yollarından bir tanesi UV Image Editor'e gitmek. UV Image Editor boş durumda şu an. Aşağıda New'e ye basarsam yeni bir görsel oluşturuyor. Yeni bir görsel dosyası. Adı Untitled. Daha kolay olsun işimiz diye buna ad vermekte fayda var. Bütün zeminimize biz ona ne diyelim yeryüzü diyelim. Yeryüzü diye bir tane tekstür oluştur diyoruz. Çözünürlüğü bizim elimizde değiştirebiliriz, azaltıp arttırabiliriz. Çok fazlaysa bake işlemi daha uzun sürecektir. Düşükse daha hızlı sürecektir. 1024, 1024 fena değil. İyi iş, şimdilik bizim için. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi simsiyah bir tekstürümüz var. Adı yeryüzü. Şimdi yeryüzümüz hatırlayacak olursak tek bir obje. Shift Z. Shift Z. Heh. İki defa bassın Neyse. Shift Z. Heh. Bakacak olursak tek parça bu. Böyle ayrılmıyor. Edit moda da bakacak olursak bunun hepsi tek bir parçadan oluşuyor. Yani bütün tamamı için tek bir tekstür bize yeterli olacak. Böyle kaskara oluyor şeyde seçim bırakınca ama. Hepsi için tek bir tekstür yeterli. Neden? Şöyle bakacak olursak. Ağla hepsini seçtim bakın. Burada hepsi aslında. Bütün bunların hepsi tek bir tekstürün üzerine açılmış durumda. Her ne kadar biz burada bazılarını yeşillik tekstüründen bazılarını dağlık tekstürden almış olsak da hani ikisini aynı yerden açıp bakabiliyoruz. Şöyle bakınca da çimenler hala büyük bence ama neyse öyle kalsınlar. Küre ayrı bir obje, farklı bir obje için yeni bir baking tekstürüne ihtiyacımız var. Yeni bir boş tekstüre ihtiyacımız var. Şimdi burada seçili olan hangisi oldu fark etmiyor ama hiçbir şey seçildiğinde değilken, değilken de yapabiliriz. UV editöre gelip yeni bir resim dosyası oluşturacağım. Artıya basıyorum. Create new image. Bu sefer bunu da top için yapacağım. Ee, tekstürlerini üzerine yazmak istediğim her obje için ayrı birer şeye ihtiyacım var. Tekstüre. Ve bake işlemini de sıra sıra yapmam gerekiyor. Şimdi öncelikle yeryüzünün görüntüsünü bake edelim. Öncelikle tabii yeryüzünün node editörüne de gitmem gerekiyor. Node editöre geldik. Şimdi node editor görüntülemek için bütün bu node setup'ımız vardı. Güzel. Bu sefer de üzerine yazmak için bir node'a ihtiyacımız var. Yine bir image texture atacağız. Add dedik. Shift A dedim. Texture. Image texture. Yani şundan da kopyalayabilirdik. Aynı şey. Open. Neyi açacağız? Open demeyelim bu sefer. Blender'ın içinde olan bir dosyayı açacağız çünkü. Yandan Browse Image to be linked kısmını seçiyorum. Neyi seçeceğiz? Buradan yüzü tekstürünü seçeceğiz. Aslında bu simsiyah bir tekstür hatırlayacak olursak. Hatta mesela principal bsdf'mize buna bunu bağlarsak görüyoruz ki simsiyah bir şey bu aslında. Şuradan kalırı bağlayalım base ee, kalırı. biz bunun üzerine yazacağız. Bunun üzerine yazmak için bilgileri de bunun seçili olması gerekiyor. Şimdi A'ya basınca hiçbir şey seçili değil ya. Sağ tuşta image texture'ı seçebilirim. Bu eğer sağ tuşa basılı bir şekilde seçiliyse bunu biz seçmiş oluyoruz. Yalnız burada iki materyalimiz var. Onu düşünmeden geldim. <laughs> bir deneyelim yine de. Şimdi image texture seçiliyken yandan, e, bu sağ tuşa basılı seçildi. Yandan render ayarlarında bake'e geliyorum. Bake'te de bake'e basıyorum. Yukarıda gördüğünüz gibi bir işleme başlıyor. Bu işlemi yaparken yine sampling'teki ayarlarımızı ve diğer bütün bu render ayarlarını kullanıyor. Bu işlem e, sahnemizin karmaşıklığına, tekstürlerimizin büyüklüğüne vesaire göre belli bir zaman alacaktır. Çok da uzun sürmemesini umuyordum bir dakika. Çok mu uzun sürecek gibi duracak? Yoksa bir, bir şey yapıyor da hemen diye olmaya başlayacak mı? Şuradaki tekstürleri kapatalım şimdilik. Bir şeyler oluyor mu? Bir hareket görsem ona göre. Onun hızına göre ya durdurup bekleyelim diyeceğim de. Dırın dırın. Ha, bir yüzde bir oldu. O kadar işledi de oldu mu yoksa bu o bir başlangıç hızı, başlangıç beklemesi miydi acaba? Neyse isterseniz bunu durdurup hızlı bir şekilde bitmiş halinden. Yani şey <laughs> şu tekstürün bake olmuş halinden devam edelim. Arada bir şeyler derim diyordum da şey tekstürlü olunca biraz uzun süre bake işlemi e, ne yapıyor? Ondan kısaca bir bahsedelim önce ışık kaynağından ışıklarımızı gönderiyor, tekstüre çarpıyor vesaire. Rendered görünümde her bir yüzeye ait olan belli bir renk oluşuyor. Her yüzeye ait olan rengi de bu sefer tekstüre doğru ters yönden bir ilerleme izleyip e, yeni açtığımız boş tekstürün üzerine yazıyor. Ama şu şunun tamamlanmasını böyle kaydı durdurup bekleyelim. Işın alalım yani o saniye. Zamanda, zamanda değil zamanda. Zamanda ileri gittikten sonra aslında geri dönüp bir şeyi değiştirmek isterdim. Neden uzun sürdü? Çünkü çok büyük bir ışık kaynağı kullandık. Burada yaptığımız yüzeye de subsurface'ı apply etmiştik. O yüzden de biraz daha uzun sürdü. Normalde keşke deneme için olduğu için noktasal ışık kaynağı, kaynağı kullansak olurdu. Şimdi bakalım tekstürümüz. Burada bir mesaj yazdı tam bittiği zaman. Ee, içeriye kaydettik ama tekstürü dışarıda kaydedin falan gibi bir şey yazdı herhalde. Dışarıda kaydetmeyi öneriyorlar. Sağ tarafta gelelim UV Image Editor'ı açalım. Buradan seçili olan tekstürümüz yeryüzü. Bakalım yeryüzünde ne var? Şimdi ilk fark edeceğimiz şey materyalimiz seçiliydi hatırlarsanız. Kenar materyali seçili olduğu için kenar materyalini bake etti tepemiz, tepe ayrı bir materyal aslında. Bizde iki farklı materyal yaptığımız için bunları e, daha iyi bir şekilde tutmanın yolu aslında iki farklı e, tekstürde kullanmak olurdu. Hani Kenarımız çünkü başka bir tekstür kullanıyor. Tepemiz başka bir tekstür kullanıyor. O yüzden e, şöyle bir şey daha yapmamız gerekecek aslında. E, biz mesela gideceğiz UV Image editörde değil. Nerede? Node Editör'de. Node Editör'de. Şimdi kenara bakalım. Şimdi kenar için bir tane tekstür oluşturduk. O tekstürü UV Image Editör'de de görebiliyoruz. Adına yeryüzü koymuştuk. Burada bakıyoruz. Her yüzeye ışıklandırılmış bir şekilde hangi parçanın denk gelmesi gerektiği burada yazılı. İsterseniz şey de yapalım. Bu işlemi yeryüzü tekstürü için yaptık. Tamam. Yeni bir tane tekstür ekliyorum. Okey dedim. Bu tekstürümüzün adı Untitled kaldı ama dur şey olsun ee, Çim olsun bunun adı da yeni tekstürümüzün adı Çim. Çim tekstürüne de kenarı bake etmem gerekiyor ki istediğimiz şeyler olsun. Node editöre geldim. Ee, bu kadar uzun sürmesini de istiyorum ama bir yandan. Şimdi tepeyi seçtim. Tepede bizim çimlerimiz vardı. Shift A diyeceğim. Ne eklemek istiyorum? Bir adet Texture, Image Texture eklemek istiyorum. Bu Image Texture'ın içerisine çimi seçeceğim. Çim bizim boş texture'ımızı içeriyor. İçi simsiyah. Ve bake etmek için kullanacağız biz bunu. Yeniden aşağı geliyorum. Bake diyeceğiz. Ee, sampling değerini falan düşürebiliriz belki biraz daha hızlı sürmesi için. Çok net olmaz görüntü. Birazcık görüntüden kaybederiz ama. Ee, yapalım hadi. 32, 16 yapalım. Render değerimizi bake diyelim, bake demeden önce de bunun seçili olduğundan emin olalım. Şimdi tepe çim materyalinin içerisinde çim tekstürü seçiliyken render geliyorum bake'e basacağım. Node Editor'da image tekstürümüzün sağ tuşta seçili olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bake dedikten sonra yeni bir zaman sıçraması, ha bak bu sefer hızlı oluyor, tamam ee, şey değerini düşürdük ya render değerini o yüzden bayağı hızlı oluyor. Keşke baştan düşürseydim neyse tamam bu sefer zaman sıçramasına gerek kalmadı. Bakıyoruz şimdi UV Image Editor'ın içerisinde, A bizim tekstürümüz. Gördüğünüz gibi çim olan yerlerde de bake ettik. Yeryüzümüz ayrı, çim tekstürümüz ayrı. İki tekstürümüz de burada bulunuyor. İstersek aslında bunlar aynı yerleri kullanıyor mu? Bir dakika, yeryüzü. Çim, hmm bazı yerlerde tekstürün aynı alanları kullanılıyor gibi duruyor. Neyse o zaman bunları ayrı ayrı tekstür olarak düşünelim. Küremizi seçtim. Küre içinde bir tane top tekstürü, boş tekstür oluşturmuştuk. Node Editor'a geldim. Ne yapacağım? Shift A, Texture, Image Texture ekliyorum. Bake edebilmek için. Open demeyeceğim de zaten Blender'de açık olduğu için. Buradan top tekstürünü seçeceğim. Bake etmek için geldim. Bake dedim. Yukarıda bake ediyor topun içerisinde topak materyali seçiliyken burada image texture'ın seçili olduğundan da emin oluyorum. Şimdi geldik. Buradan bakalım UV Image Editor'ın içerisinde top tekstürüne baktığım zaman güzel. Burada renkli bir tekstür görüyorum. Şimdi tamam UV Image Editor'larını unutalım. Yana çekelim şöyle. Join Area bunu buraya koy tamam. Sahnemiz böyleydi hatırlarsanız. Sahnemizi normalde rendered görünüme gel geldiğimiz zaman render ederek görebiliyorduk ve yukarıda render için geçen süreyi görüyoruz. Kamerayı çevirdikçe mesela render işlemi tam tamamlanmadığı için topak topak noktalar görüyoruz. Niye ekranı sağ tarafı şey yaptım ki gerekecekti bir dakika. Şimdi gelelim burada node editor'a geldim. Node editor'da hangi materyaldeyiz? Şu an topak seçelim mesela. Topakta bütün bu alttaki bir ayarlarımız vardı hatırlayacak olursak. Şimdi şuradaki her şey şöyle ne yapıyor? Bizim topak rengimizi belirliyor. Ama biz artık topak için, topağın bu konumu ve ışığın bu konumu için yeni bir tekstüre sahibiz. O da şu tekstür, buradaki tekstür. Top dediğimiz tekstür. Hazırda elimizde var. Bunu Cycles'ın içerisine doğrudan şöyle kalırı surface'a bağlayamayacağımız için araya bir tane shader koymamız gerekiyor. Işıklandırma olmayan şeydir içinde emission'ı kullanabiliriz. Emission'ı bağlarsak eğer buradan buraya emission'ı bağladık. Şimdi şöyle bir şey fark edebilirsiniz. Kamerayı çevirdikçe arka plan e, yeryüzü böyle noktalaşmasına rağmen topumuz noktalaşmıyor. Şimdi buraya da gelelim. Burada da aynı şey yapacağım. Yani Tekstürümüzü bake etmiştik. Principled BSDF kullanıyoruz burada ya. Artık onun yerine e, bu tekstürü doğrudan materyal output'a bağlamak istiyorum. Color'ı doğrudan bağlayamayacağım için Shift A dedim. Araya bir shader ekleyeceğim. Bu da Emission shader düz herhangi bir değerini değiştirmeden haliyle Emission shader olacak. Gelelim e, şuralar kenarlar onun materyalini seçiyorum. Kenar materyalini seçtim yine kalırı doğrudan surface'a bağlayamayacağım için araya bir tane shader koyuyorum. Shift A ile koyduğum shader de emission. Bunları koyduktan sonra sağ tarafta bakıyorum ki bu sefer çevirdikçe sample oranı değişmiyor. Hani hemen çok hızlı sample. Bak şurada takip ederseniz sampling'i çok hızlı yapıyor. Ve artık ışık kaynağına da ihtiyacım kalmadı. Işık kaynağını H'ye bastım sakladım. Render görünümündeyiz. Sağa sola bakıyorum. Hala bir böyle hani e, rendered görünümde olduğumuz için kısa bir süre tırırırt bir şeyler yapıyor. Ama buradan materyal moduna geçersek biz. Şimdi mesela dur onu en son yapacaktım. <laughs> şimdi sağa sola bakarsak mesela. Gördüğünüz gibi cycles'la aydınlatılmış bir sahneyi gerçek zamanlı olarak görebiliyoruz. Neden? Çünkü hepsinin tekstürünün renklendirilmiş hallerini üzerine kazıdık. Hatta burada şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela Shift F'ye basınca değil pardon. Ha evet. Shift F'ye basınca first person görüntüye geçiyorduk. Hatta burada da taba basarsak yer çekiminin etkisi de oluyordu. Böyle mesela tırmanıyoruz falan gibi düşünün. Bak şurada bir şey alan varmış. Tekstürün iyi açılmadığı alan varmış. O UV Unwrapped ile ilgili bir şey. Ama gördüğünüz gibi cycles'ta aydınlatılmış bir sahnede gerçek zamanlı olarak ilerleyebiliyoruz. Texture'ı bake ettiğimiz için. Texture'ı bake edince ışığın sabit konumuna ve nesnelerin sabit konumuna göre bake etmiş oluyoruz. Bu ne demek? Bunu çevirirsem... a gölgeli alan öbür yana geldi. Bunu çevirirsem tutarsız şeyler oluşabilir. Bunu kaldırırsam altında kocaman gölge var. Yani bu ne demek oluyor? Bake edeceğimiz şeyler... Sahnede ışığın ve nesnelerin yerinin değişmeyeceğini varsayıyor. İşte dışarıda bir sahnede güneşin konumu değişmeyecekse kullanılabilir. İç alanlarda yine sabit ışık kaynakları varsa kullanılabilir. Bu şekilde mesela daha da hani yeniden rendered görünüme gelip başka materyaller ekleyebiliriz. Bu kadarlık kısmı bitti demiş oluruz o zaman. Eklediğimiz her şey bunun üzerine bir ek olsun veya değişiklik yapsın gibisinden şeyler demiş oluruz. Şimdi burada yine materyal moduna. Hatta materyale gerek yok. Texture modu da olabilir ama texture modunda biraz karartıyor sanırım şekilleri. O yüzden materyal modunda görmek daha iyi. Emission olduğunu yoksa hesaba katmıyor. UV Image Editor'da oluşturduğumuz resimleri mesela yeryüzü oluşturduk ya. Bunları ayrıca kaydetmeyi öneriyorlar. Image deyip save as image veya save copy demeyi öneriyorlar. Mesela nereye koyalım? Blender texture bunun içine koyalım mesela yeryüzü png top dedik topumuzu image save as image dedim top nokta png tamam diğerini de kaydedelim şimdi de kaydediyorum save as image tamam şimdi diyelim ki sahnemizi kaydettim save over tamam dedik ctrl s blender dosyası olarak bunları kaydettik mesela oyunlarda genelde daha böyle ışık hesaplamaları büyük alanlar için sisteme gereksiz yük oluşturmasın diye mesela bütün sahnenin etrafın alanın veya iş, yani şey şunu demeye çalışıyorum hareketsiz ve ışığı sabit alanların tekstürlerini bake ederler. Mesela böyle bir sahneydi. İşte Unity'de biz koyup kullanabiliriz. Ders 8 dedim. Onun içinde de bir şeyler vardı ama Unity'deki ders 8'imizin içeriği açılacak şimdi. Unity bir oyun motoru ve Blender'ın objelerini Unity'ye normal sürükle bırak yöntemiyle gönderebiliyoruz, bırakabiliyoruz. Blender model klasörüme geleceğim burada. Şimdi yaptığımız şey bake videoydu. Bake videonun içinde buradaki şeyler var. Unity'ye gelelim. Aa kızımız. Şöyle yapalım. Sahnemiz böyle bir şeydi. Su falan bir şeyler eklemiştik Unity'de. Bakın Blender derslerinde Unity derslerinin şeysi. Nesi? <laughs> Reklamı. Şimdi klasörden geldim. Bake video dediğim şeyin içerisinde dur şuradan ana klasöre dönecek olursam Bake video dediğim şeyin içerisinde benim az önce yaptığım garip sahnemiz vardı. Yeryüzü şekilde. Bunu buraya sürükleyince Blender import'unu otomatik olarak çalıştırıyor. Bake video burada alıp koyabileceğim bir şekilde duruyor. Ha ışık kaynağını da getirmiş bakın. Işık kaynağını saklamış olmamıza rağmen bulmuş çıkarmış. Işık kaynağını silelim. Gelelim buna. Bu neyin nesi böyle? Burada solid view olarak görüyoruz. Materyallerimiz şurada. Materyallerimiz geldi ama tekstürlerimiz gelmedi. Tekstürlerimizi eklememiz gerekiyor. Kenar dediğimiz şey, burada az önce kaydettiğimiz tekstürleri görelim. Blender tekstürünün içerisindeydi. Şu üç tekstürü de ben, hadi materyal klasörüne konulmaz normalde ama şimdilik koymuş olalım. Kenar dediğim şeyi seçeyim. Kenarlar kahverengi yani yeryüzü. Buradan albedoyu sürükle bırak yapayım. Yaklaşalım neler oldu bakalım. Kenar dediğim şeyi sürükledik bıraktık. Smoothness, metalik gibi değerler. Ha, aslında bunu bir dakika Emission yapmamız gerekir. Yine herhalde burada da. Şuradan az önceki hareketi yapmadım varsayalım. Albedo yerine Emission kısmına ben yeryüzünü sürükledim koydum diye düşündüm. Hmm, burada Emission olabilir mi? Neden olmasın? Tamam Emission olarak yaptık diyelim şimdilik. Şimdi topak. Topağın materyali de neydi? Yine Emission'ı açalım burada. Toptu. Sürükledim. Bıraktım. Koydu mu? Bir bakalım. Topak. Eh tamam. Bunlar ışık kaynağından etkilenmesin diye de seçmem gerekecek yalnız. Onu birazdan bulalım yerini. Tepe. Tepenin de emişini olsun. Tepeye de çimi sürükleyip koydum diyelim. Şimdi bunlara ee, bir ışık uyguluyor. Bunlara ışık uygulama demem gerekiyor. Lighting. Dur buradan bir şeylere basıyorum ama Baked Light Map Hocam materyaller için ayrı ayrı seçmemi bekliyor Neyse böyle koyduk Şu an ışığın etkisi var mı oraya diye bakacağım Ama şurada ışığın etkisini görüyorum Şunlar çok fazla parlıyorlar Ha dur ayrı ayrı mı? Yok dur burada bazı şeyleri değiştirdim ben bunu resettim bu a dur bozduk dur her şeyi bozduk kontrol z ile geri alayım. Şu deminki ayarları değiştirmedim olsun. Bu bir Unity dersi değil bu arada. <laughs> Unity ile ayakkabımızın olmaması gerekiyordu burada. Şimdi aslında burada materyallerin ışıktan etkilenmemesini istediğim için buradan emission'ı seçtik. Blender'daki gibi kolaylık olacak umuduyla. Burada biraz daha işler ...farklı çalışıyor muhtemelen. Detail Mask, normalde bake edilmiş tekstürler için... ...pat diye seçebileceğimiz bir şey yok gibi. Ama şu an mesela... ...en azından... ...bizim... ...yönlü ışık kaynağımız olmadığı takdirde bunlar... ...az önceki gibi... ...ışıklandırılmış, Cycles ışıklandırılmış bir şekilde duruyorlar. Buradaki sahnemiz. Şimdi sıkıntı şurada. Yönlü ışık kaynağımızı açınca... Bunların bundan etkilenmemesi gerekiyor. Onu da buradan bir yerden kolay bir ayarı olması lazım. Veya layer olarak farklı bir layer'a atamak gibi bir yol izleniyor olabilir. Hmm, şuradan mı? Nothing, everything ama yok. Nothing. Işıktan etkilenme demem gerekiyor bir yerden materyallerin içerisinde bakıyorum. Buradan oluyor mu? Buradan oluyor sanki. Specular ve Reflection'ları kapatırsam. Tepe içinde kapatayım. Burada topak materyalini de Specular ve Reflection'ını kapatayım. Oldu mu? Olmadı. Yine olmadı. Neyse. Bu dediğim gibi bir şey dersi değil. Unity <laughs> dersi değil ona göre. Hazırlanıp yapardım yoksa. Receive Shadow istemiyoruz. Motion Vector, Lightmap Static. Şimdi Lightmap static seçince buradan bake etmek için ayarlar çıkıyor sanırım. Gerçek zamanını yapmaması için. Şimdilik bu haliyle bir idare eder diyelim. Mesela oyun haline geçelim. Oraya gidelim. Bir de orayı oyunda görelim. Koş. Ona tabii katı bir cisim eklemediğimiz için şu an bu şekilde duruyor ama mesela aydınlatmaya bakacak olursak aydınlatmamız burada az önce cycles yaptığımız artı buranın kendi ışık kaynağının aydınlatması nereden kapatıyoruz onu bulamadım layerımızı falan değiştirince oluyor olması lazım da ee, ignore raycast Olmadı. O başka bir layer. Pardon. Işıkla ilgili bir layer değil. Onu oradan seçip dur. Sonra da ışık kaynağını herhalde değiştirmemiz gerekiyor. Yani ışık kaynağı şuraya çarpmasın. Bu layer'a çarpmasın gibi bir şey dememiz gerekiyor da. Real time mix, Neyse onu boş verin. Onu bulmaya çalışmayalım. Ama gördüğünüz gibi bake ettiğimiz için mesela şu arkalar gölgeli. Tamam güzel ama karakterin gölgesi başka yana düşüyor. Çünkü ışık kaynağının normal gölgesini yön başka bir yönde olduğu için. Mesela buna ekli olan bir de şey olsaydı ne olsaydı? Add Component diyelim. Fizik fizikten mesh kolaydır eklemiş olsaydık yeryüzüne. Bu sefer yeryüzünün üzerindeki şekillere göre karakterimiz hareket etmeye başlayacaktı. Mesela şimdi üzerine doğru koşarak gidelim. Gördüğünüz gibi bu sefer daha bayır çıkmaya çalışıyoruz. Bazı yamaçlardan çıkıyoruz. Şuradan atlar mı? Atladı. Tabi topa eklemedik mesela şimdi gibi şeyler. Topun içinden geçebiliyoruz. Hala neyse bu bir Unity dersi değil. Hayır kaydetme. Tekstürü bake ettik. Böyle tekstürler aldık. Bu tekstürleri mesela oyun motorumuzda kullandık. Veya Blender'da böyle içine gezeceğimiz sağdan soldan bakacağımız alanlarda kullandık. Şurada tekstürü açarken bir kırıklık oldu onu görüyoruz. Onun dışında mesela node editöre gidip her zaman için mesela şu an rendered görünümde görüyor olalım bu parçalarımızı. Her zaman için mesela şuradaki hazır bake edilmiş tekstürü kullanmak yerine surface'ımızı mesela 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 principal bsf'den alıp yine eski halini kullanabiliriz her zaman için. Işık kaynağını sildiğim için böyle bir ışıksız gözük gözüküyor sahne. Bunları buradan alıp her zaman için değiştirebiliyoruz. Onu da unutmamakta fayda var. Işık kaynağını sildiğimiz için ama değiştirince gerçi silmedik pardon. Alt-H ile tekrar görünür hale getirebiliriz. Neyse. Bunları dedikten sonra... Ah her şeyi sakladım. Geri al. Ctrl-Z. Işık kaynağını sakla. Buradaki tekstürlerimizi de yine Emission'dan bağlayalım. Ve böyle de bağladıktan sonra <laughs> burada bırakalım materyal. Ha mesela dur şeyden bahsedeyim. Animasyon yaptık falan. Onu direkt render etmek istiyorsun. Yani çat 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 diye render dedim. Nasıl normalde? <laughs> şurada mesela şöyle hemen hızlı bir animasyon yapalım. Kamera hareket etsin sadece. Kamera burada sıfır anında tamam. I'ya bastım. Lock rock. Location rotation ekledim. 40. ana gittim. Ne yapacağım? G ile kamerayı şöyle aldım. R'ye bastım falan. Biraz çevirdim, biraz daha şuraya aldım. I'ya bastım lock rock. Lock rock, location rotation yani yer ve dönme ekledim. 40. anı bitiş noktası yaptım. Gördüğünüz gibi bir kamera hareketim var. Gidip buna mesela render'a basabilirim. Yine cycles render'ı kullanır. Hani bir kareyi bu kadar hızlı render ediyoruz. Animation dersem hepsini render eder. Aslında şöyle sample değerini bir tutup e, animation'ı da render edebilirim. Çünkü sample değeri 1 olunca gayet hızlı olacak. Veya şöyle bir seçenek de var. Render'de OpenGL render var. Open OpenGL render bakın tak diye yaptı. Sahnede neyi görüyorsak onu render eder. Open OpenGL render. Ve OpenGL render animation var. Bunu seçersem de animasyonu gördüğünüz gibi zıt diye render etti. Bake edildiği için materyallerim. Animasyonum nereye gitti? Muhtemelen şurada C'de tempe gitti. Çünkü o seçiliydi. Ve animasyon ayarı olarak resim görsel seçili olduğu için PNG olarak açmış hepsini. Mesela burada başka bir klasör verebilirsiniz output için. Ve PNG değil de mesela AV, AVC pek dersek Render, OpenGL Render Animation. Aa ne oldu? Bütün bake tekstürlerim gitti. Neden öyle yaptın? OpenGL Renderer diye düşünüyoruz. Object moddayız. Materyallerimizi görüyoruz. Bunca render imiş de sıkıntı yok. Render animation. Allah Allah. Bir bug falan mı oldu? Neyse. Şimdi düzgün yaptı mesela. Ah neyle açacağım. Gördüğünüz gibi render etti. Başka seçenek. Hani bake ettikten sonra şey de yapabilirdik. render animation derdik. Kare kare render ediyor. Biraz daha yavaş. Mesela az önceki anlıksı. Bu da gayet hızlı olmasına rağmen biraz daha yavaş olurdu. Hani o da bilinmesi bir şey. Yukarıda render'dan OpenGL render animation. Ha bak burada şey de var. Render ayarları. Full sample. Tam boyutta olsun. Anti-aliasing değerini arttırabiliyorsunuz. Çünkü OpenGL ile render ettiği için burada anti-aliasing için içine giriyor. Cycles'ın içerisinde Yok o. Öyle bir ayar. Yok. Bir şey de var. Blender Render de var mesela. Şurası da beyaz oldu mesela. Az önceki belki daha iyiydi o konuda. Ee, aynı şeyi render ettiğimiz için üzerine yazdı. Bunu da bilmekte fayda var. Fayda var. Fayda var. Ha ışık kaynağını görmeye başladık orada. Pardon. Tamam. OpenGL Render doğrudan deyince bir garip oluyor. Tekrar OpenGL Render deyince Allah Allah. iki defa deyince çalışıyor. Demek ki iki defa demek gerekiyor. Bazen tek söylemeyle anlamıyor. Bunda ışık kaynağını görmedik. Işık kaynağı gizliydi. Render için gizlemedik ışık kaynağını. Ondan ışık kaynağı araya girmiyor. Az öncekiyle farkımız orada. Dedikten sonra burada bırakalım. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.